Çıkıyoruz. Tamam, görüşürüz. Hocam, görüşürüz. Tamam. Dediğiniz gibi geçen sene buralar bu mevsimde doluydu. Şu anda suyun içinde röportaj yapmamız gerekiyor. Fakat baraj suları bir türlü bu sene dolduramadılar. Kuraklıkların dolayı işte bu şekilde barajlarımız boş. Çiftçi tabii ki etkilenecek bu durumda. Tabii daha önceki dediğim gibi daha önce burası doluydu. Yeni eşeversiyon yetedi. Bizim buraya da bizim de zaten sular yükseldikçe ovalarda su çıkıyor. Öbür türlü bu su düştüğü sürece ovalarda da artezyen suyu, tulumba suyu olmayacak. O yüzden bu sene Allah göstermesin belki çok sıkıntılı bir durum yani. Son yıllarda tabii böyle bu havalar çok olmaya başladı. Daha önce mesela birkaç sene, yani 5 sene önce, 6 sene önce kış oluyordu bu mevsim. Şimdi kış da olmuyor artık. İşte bunların nedeni bu zaten. Kış olmadığı için, kar yağmadığı için barajlarımız maalesef şu anda boş. Su altında kalan mezarlıklar da artık gün yüzünde. Hepsi tabii, hepsi mezarlar da artık gün yüzüne çıkmaya başladı. Görünüyor zaten şimdi. Daha önce hep suyun altındaydı bunlar. Şu an bulunduğumuz yer Bağozköy Barajı'nın su tuttuğu baraj havzası içindeyiz. Bu mevsimde önceki yıllarda bu köprüden geçilmezdi. Olduğu gibi su içindeydi. Yukarıdan gelen
derelerden gelen sularla beslenen bir baraj. Fakat bu sene kuraklıktan dolayı Yenişehir, bildiğiniz gibi Boğazköy Barajı, Yenişehir Ovası'nı suluyor. Yenişehir Ovası'nda hala tarımda kullanılan sudan dolayı barajda su yeterince birikmiyor. Ve dolayısıyla bu mevsimde, bu bölgede en az 4-5 metre seviyesinde su düşük vaziyette. Hatta öyle ki sadece barajda değil, şu an bizim mesela köyümüzdeki bu arazide bulunan çeşmelerde de sular şu an kesilmiş vaziyette. Yani yazın kesilmeyen çeşmeler, şu an yüzey sulardan beslenen çeşmelerde şu an sular kesik vaziyette. İnşallah önümüzdeki günlerde bekliyoruz. En kısa zamanda bol bol yağmur, bol bol kar bekliyoruz. Mart ayına kadar inşallah. Yoksa buğdaylarımız zor durumda. Buğdayların şu an sulanacak duruma geldi. Pek çok arazide gerçekten kışın sulama durumuna düşmek durumundayız. O yüzden inşallah önümüzdeki günlerde bol yağışlar bekliyoruz. Korkutuyor mu hocam bu tablo sizi şu an? Bu tablo tabii bütün ülkemizde de bu sorunlar, içme suyu başta büyük şehirlerde. Bizi de korkutan taraf, tarımsal anlamda da bir kıtlıkla karşı karşıya kalacağız. İnşallah bu kıtlığa maruz kalmayız.